İşini böyle paramparça ettiği zaman, böyle Allah'a yalvardığı zaman hadi hakemen neyli diyor ya, herkesin amin demesi gerekiyor. Zulmünüzde boğulacaksınız siz. Vallahi zulmünüzde boğulacaksınız. Resmen bir aileye koskocaman 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde zulüm yapılıyor. Açık bir şekilde zulüm yapılmış, bir Allah'ın kulu sahip çıkamıyor. Yani muhalefet hariç, HDP, Kürtler hariç. İktidar cephesinde hiç mi yürekli bir insan yok? İktidarla birlikte iktidara oy veren, destek sunan hiç mi Müslüman biri yok? İktidarla birlikte yürüyenin hiç mi dini imanı yok? Zerre kadar şefkati yok. Annelik merhameti yok. Bu aileyle ilgili bu ailenin yaşantısını, neler yaşadığını sizler hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor gerçekten? Hiçbir gün düşündünüz mü siz? Gözünüzün önüne çıkıyor sosyal medyada zırtlama yaparken siz sayfa sayfa dolaşır trolluk yaparken karşınıza çıkıyor Emine Şen Yaşar. Onun bu ahu figanı. Hiç mi bir gün merak etmediniz? Bu Emine Şen Yaşar niye bu kadar feryat ediyor? Aylardır neden bu kadın böyle bağırıyor diye hiçbiriniz merak etmediniz değil mi AKP'liler, MHP'liler? Sizde insanlık bir şey kalmamış ki merak edersiniz. Umurunuzda değil yani. Sizden değil çünkü. Sizden olsa belki de merak ederdiniz. Ne olmuştu? AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız. Korumalarla birlikte, akrabalarla birlikte Şen Yaşar ailesinin dükkanlarını basmıştı. Vay efendim siz misiniz? Bize oy vermiyorsunuz geçen seçimlerde. Ve iki oğlunu orada vurdular. Eşi de yaralandı. Hastaneye kaldırdılar. Kendi gözlerinin önünde değerli izleyenler. Emine Şen Yaşar'ın gözü önünde sedye üzerinde onun eşinin kafasını kestiler. Şimdi diyeceksiniz ki yok canım o kadar da olur mu? Evet o kadar oldu. Onun gözü önünde. O Daişler kafa kesiyor. Geldiler o yaralı adamı sedye üzerinde linç ettiler önce sonra kafasını oradan kestiler. Ve bu kadın onlara şahit oldu. O yüzden bu kadın uyuyamıyor. Ama ne oldu? Kadına defalarca dava açtılar ve bugün de yine Emine Şen Yaşar hakkında iki yeni dava açılmış değerli izleyenler. Neymiş dava? AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği için kendisine iki dava daha açılmış. Yok ki ne hakkı, ne hukuku, ne bir şeysi ya. Ailenin avukatı bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Ailenin avukatı bunların 20 yani 31 dosya açılmış. Bunların 28'inde soruşturma yürütüldü. Birleştirmeler ve yetkisizlik kararları sonrası şu anla hali hazırda 10 açılan dava mevcut Emine Şen Yaşar hakkında. Diyor ki avukat Nihat Şahin, Emine Şen Yaşar'ın haykırışları yakarışları davaya dönüşüyor. İfade özgürlüğü kapsamındaki bütün söylemleri bugün karşımıza dava olarak çıkıyor. Yazık ya. Bir şey demiyorum, gerçekten bir şey demiyorum. Ya böyle bir adamın öyle bir adaleti olur işte. Ama birileri yorum yapıyor işte. Mesela New York Times gazetesi yorum yapmış. Dünyada en çok okunan gazetelerden biri. New York Times bir haber yaptığı zaman, bir yorum yaptığı zaman dünyada onu duymayan bir siyasetçi ya da gazeteci ya da bu haberleri takip eden kimse kalmıyor değerli izleyenler. O derece önemli. Ve o New York Times gazetesi dedi ki Erdoğan zaferi için kesenin ağzını açmış milyarlarca dolar harcıyor dedi. Ben bunu aslında 2 hafta önce söylemiştim. Ben de aynısını söylemiştim. Çünkü Türkiye'de o yerel bilgiler geliyor bize. Çalışmaları ne yapıyorlar? Evlere nasıl gidiyorlar? Hangi paketleri, kaç paket, kimlere gidiyorlar? Listeler nasıl oluşturmuşlar? İnsanları nasıl kandırmaya başlamışlar falan. Cemaatleri nasıl harekete geçirmişler? Birazdan bu cemaat konusuna değineceğim. Önce bu haberi sunayım. Ve Türkiye seçim sürecine girmeye başlarken ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times dikkat çekici bir analiz yaptı. Analiz çok uzun. Bir iki cümlesi şöyle değerli izleyenler. Analizde diyor ki kritik seçimden birkaç ay önce hükümet devlet fonlarındaki milyarlarca doları
harcayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisinin zafer kazanması için hüngür, harıl harıl çalışıyor diye ve Erdoğan zafer için, seçimi yeniden kazanmak için türlü türlü yöntemlere başvurarak aynı zamanda milyarlarca dolar da harcamaya başladı diye bir analiz yapmış. Uzun bir analiz. Erdoğan'ın uygulamalardan falan da bahsediyor değerli izleyenler. Cemaatlerden bahsederken bakın şu anda bugün muhalefetin özellikle dikkatine sunuyorum. Birileri mutlaka dikkate alır herhalde. Değerli izleyenler şu anda Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürütenler cemaatçilerdir. Bütün yükü bu seçimde cemaatçiler üstlenmiş durumda. Yani Erdoğan'ın bu seçimi kazanması tamamen cemaat üyelerine bağlı, cemaat çevrelerine bağlı. Kürdistan dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır, bakınız son seçimden sonra özellikle binlerce cemaat üyesini göreve alan Erdoğan, binlercesini maaşa bağlayan Erdoğan, her mahallede, her kentte, her beldede, her köyden neredeyse bir cemaat üyesini görevlendirmiş, bir cemaatçi görevlendirmiş, kadınlarını görevlendirmiş, özellikle kadınlar arası her yerde toplantılar yapıyorlar. Dini bilgi adı altında yaptıkları toplantılarda Erdoğan'ın müritleri, o Erdoğan'ın müritliğini yapan o kadın eğitmenler, erkek eğitmenler, cemaat üyeleri açık bir şekilde şu anda Erdoğan'a oy topluyorlar. Net bir şekilde şu anda Erdoğan'a bunlar oy topluyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın öyle çok fazla çalışmasına gerek yok. Binlerce cemaatçi var. Onlara bağlı müritler var. Hepsi salmış Türkiye içerisine. Sarıklarını bağlamışlar. Cübbelerini giymişler. Keçi sakallarını da uzatmışlar. Görünümleri oldukça iyi Müslümanlardır. Birçoğu biliyorsunuz niçin o işleri yapıyor. Söylemeye de gerek yok. Muhalefetin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ve muhalefetten ziyade her muhalefet partisi kendi seçmenini uyarması gerekiyor. Mesela ben, beni takip eden değerli izleyicileri uyarmak istiyorum. Kendi evinize bu kılıksızları almayın. Kılıksız derken ben özür dilerim. Öyle bir Müslümanın normal kılık kıyafetine ben karışmıyorum. Ama ben o cemaatçilerden bahsediyorum. Erdoğan'ın alıp kiralayıp halkın arasına süreceği sürdüğü o cemaatçilerden bahsediyorum ben. Lütfen bunları kendi evinize almayın. Bunların Müslümanlığına da inanmayın. Bunların Müslüman görünümlü olduklarına inanmayın. Bunların hiçbir şeyine inanmayın. Bunlar iktidarın yalakası trollerdir. Bunlar Müslüman falan da değildir. Zaten birçok cemaat mensubu ve cemaat yöneticisi zaten kendini Erdoğan'a teslim etmiş durumda. O yüzden bunları kendi evinize almayın. Hele Kürtler almasın, diğer kesimler bizi alakadar etmiyor. Biz kendimize sahip çıkalım. Almayın kendi evinize. Seçim çalışmaları için bundan sonra bunlar sık sık sizin kapınızı çalacaklardır. Her gün geleceklerdir. Açın kapıyı. Şüphelendiğiniz zaman sizin oy vereceğiniz partiden değillerse almayın. Gerçekten de almayın. Bunu yapmanız gerekiyor. Neyse seçim çalışmaları derken değerli izleyenler Alman hükümetinden de bir uyarı geldi. Biliyorsunuz AKP Nevşehir milletvekili Mustafa Açıgöz geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Neuss kentinde bir MHP'linin yani Ülke Ocakları Derneği'ne gitmiş. Orada bir toplantı düzenlenmiş. Seçim toplantısında Kürtleri ve buradaki cemaat üyelerini, Fethullah Gülen cemaat üyelerini öldürmekle tehdit etmişti falan. Daha sonra kamuoyuna yansıdı, Alman medyasına yansıdı ve ardından Dışişleri Bakanlığı Türk Büyükelçiliğini Berlin'de çağırdı, bir uyarı yaptı, AKP'leri uyardı ve bir soruşturma o milletvekili hakkında başlattılar, sözleri ne anlama geliyor vesaire. Bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum, bir şey çıkacağını ben sanmıyorum da. Ve bugün de bir açıklama geldi, yine Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut bir soru önergesi verdi Scholz hükümetine, soru sordu. Yani dedi ki bu böyle bir olay oldu. Erdoğan burada çalışmalar yürütüyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz gibi. Scholz hükümeti resmi olarak bir bilgi veriyor Akbulut'a ve diyor ki kesinlikle biz böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Yani burada seçim çalışmaları yürütmek için 10 gün öncesinde başvurmak gerekiyor. Bilgilendirmek gerekiyor.
Ve o eğer İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanırsa böyle bir toplantı, seçimle ilgili bir toplantı ancak o dönem yapılabilir. Onun dışında biz yapılacak hiçbir seçimi, hiçbir çalışmayı, hiçbir partinin şeyini kabul etmeyeceğiz diye. Yani dış ülkelerde yapılacak seçimlerle ilgili Almanya'da yabancı siyasetçilerin katılacağı etkinlikler hükümetin iznine bağlı diye bir cevap veriyorlar. Bu konuda tabii ki Türk kurumları da uyarılmış. Bu Müslümanlar Konseyi Kurulu falan uyarılmış. Ama gelen bilgiler uyarılara rağmen halen AKP'ler arka planda kendi derneklerinde, camilerinde seçim propagandası ve toplantıları yapmaya devam ediyorlar. Onu söyleyelim. Şimdi değerli izleyenler Kürdistan gündemine bir bakalım. Kürdistan gündeminde ne var? Bir doğa faciasıyla başlayalım. Cudi Dağı eteklerinde bulunan köylerde yaşayan yurttaşlar ormanlık alandaki ağaçları kesmeleri için baskı gördüklerini belirttiler. Valilik köyü yeniden inşa etmek için ağaçları kesiyoruz dedi ama köyler tam tersini söylüyor. Şırnak valine gittiler. Vatandaşlar Mezopotamya Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Silopi'nin Bilige köyünden Yusuf Deniz mesela diyor ki bölgemizde dokunmadıkları yer kalmadı. Besbin beldesi sınırına kadar ağaç kesimi başlattılar. Bir taraftan köyü yeniden inşa edeceğiz diyorlar. Diğer taraftan ağaçları kesiyorlar. Ağaçlarımızı kestikten köyü çırılçıplak bıraktıktan sonra o köyün ne anlamı kalır? Ne bizim köyde ne de başka bir alanda ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Ağaçlar kimsenin malı değil, bu topraklarındır diye isyan ediyor. Yani bu konuda tabii ki köylülerin de o bölgenin de çağrısı var. Kamuoyunu duyarlıya çağırıyorlar falan da kamuoyu da bir şey yapamıyor. Zaten kamuoyunun umurunda değil. Bir ağaç yakılmış, ağaç kesilmiş falan filan. Bazıları da hatta bu haberi dinlerken şöyle geçiyor. Ya ne gerek var bir ağaç kesme işte bu haber mi olur diye biliyorum. İçinde öyle insanlar bile var. Yahu bir ağaç kesmek ile bir fidan, şöyle fidan, bir o pırıl pırıl ağacı kesmek ile bir insan öldürmek arasında bana bir fark gösterin ya. Bu dünyanın dengesini sağlayan o fidanlardır, o ağaçlarımızdır. Onlar dengeyi sağlıyor. Bunlar bütün dünyanın dengesini şu anda bozuyor. Kürdistan'ın dengesini bozdular zaten. Sadece Cudi'de değil yani. Kürdistan'ın dört bir tarafından, Güney Kürdistan'da dahil olmak üzere orman bırakmadılar. Yakıyorlar, askerler bombalıyor, yanmıyor, gazlarla. Geçen sene bir video paylaşmıştık. Bir asker resmen götürüp orada yakıyordu. Yani bombalarla yakıyorlar. Çırılçıplak ettiler. Kürdistan'da orman bırakmadılar ya. Ormanlarla birlikte tabii ki canlılar da yok oluyor ve dünyanın dengesi de bu şekilde bozuluyor. Şimdi değerli izleyenler, İran'daki gelişmelere bir bakalım. Tam 132. gününe girdi İran'da. Mahsajine Amini'nin katledilmesinden sonra başlayan eylemler tüm hızıyla devam ediyor ve aralıksız bir şekilde özellikle öğrenci kesiminde durdurak bilmeden devam ediyor. Tabii ki hapis cezasına çarptırılan var. 600 kişiye yakın insanın öldüğü haberleri geliyor. İnsan hakları örgütleri bu konuda açıklama yapıyor. On binlerce insanın tutuklu olduğu, birçok insandan haber alınamadığı yönünde yine bilgiler var ve bu eylemlerden sorumlu tutulan onlarca kişinin de idam edildiğini hepimiz biliyoruz. İdam kararları var ve şu anda da o kararlar da uygulanmak üzere İran Molla rejimi tarafından. Değerli izleyenler bir gelişme daha oldu. Bugün Güney Kürdistan'da federal bölgesinde faaliyet yürüten Tevgera Azat Genel Başkanı Selam Abdullah'ın gözaltına alındığı bilgileri geldi. Rojnews bu haberi geçti ve sabah saatlerinde Süleymaniye'nin Ranya ilçesi asayiş güçleri tarafından Tevger Azat eş genel başkanı Selam Abdullah'ın gözaltına alındığı bildirildi. Ben yayına hazırlandığım sırada da henüz serbest bırakılmamıştı ama niçin gözaltına alındığına dair de bir açıklama yoktu. Yeni bir açıklama olmuşsa da benim haberim yok. Değerli izleyenler Rojava'daki gelişmelere bir bakalım ne oldu ne bitti. Çünkü Rojava'da da önemli gelişmeler oldu. Demokratik Suriye Konsey Yürütme Komitesi eş başkanı İlham Ahmet bir açıklama yaptı. Ankara ile Şam arasındaki normalleşme girişimlerinin hala devam ettiğine değindi ve Rusya'nın da bu konuda halen arabulucu olduğunu açıkladı. Ruslar bir şekilde Suriye dosyasını bitirmek ve kapatmak istiyorlar dedi. Türkiye seçimleri Türkiye kadar bizim için de belirleyici olacaktır elbet. Yol haritamız belli. Suriye ordusuyla Suriye dosyasıyla ilgili siyasi projelerimiz ve yine Stockholm, Kamışlo ve Şam'da gerçekleştireceğimiz
diyaloglarımız ve görüşlerimiz var dedi. Suriye ile diyalog içindeyiz ve bundan sonraki aşamalarda da Suriye söylememiz devam edecek dedi. Yani görüşmelerin tıkandı falan demek ki yok. Bu son 3-4 günde özellikle görüşmeler yoğunlaşmış gibi görünüyor. Bu yerin bizim için önemli bir yer olacağına inanıyorum. Suriye düzeyinde Demokratik Güçler Konferansı düzenlemeyi planlıyoruz ve bu konu önemli bir siyasi adım olacak dedi. Uluslararası koalisyon güçlerinin Rojava'ya bir takviyesi söz konusu değerli izleyenler. Özellikle yönetim kontrolündeki Hesekiye'deki üstlerine yeni takviyeler bugün gerçekleştirildi. Ne gönderildi oralara? El-Velid kapısından geçmiş bu konvoy, tespit edilen 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt kamyonu, 2 mayın temizleme aracı, cephane taşıyan yine onlarca tırdan oluşan bir konvoy Rojava'ya giriş yapmış, onu söyleyelim. Bu arada Suriye Demokratik Güçleri Komutanlığı ile Suriye'deki Rus Kuvvetleri Komutanı Suriye'nin kuzeydoğusundaki son gelişmeleri görüşmek üzere Kamışlı'da bir araya gelmişler. Görüşmenin resmi anlamda görüşmede neler konuşulduğuna dair de bir açıklama yok. Onu da söyleyelim. Ve Rakka şehitleri intikam hamlesinde 32 çete yakalandı. Bugün 3. gününe girdi. Demokratik Suriye güçleri ve koalisyonun birlikte aslında başlattığı bu operasyonda 32 çetenin bugün yakalandığı duyuruldu. Evet, Cizre Özerk Yönetimi ABD temsilcileriyle bir araya geldi. Kimdir bu temsilci? ABD Dışişleri Bakanı Kuzey ve Doğu Suriye temsilcisi. Herkesin de tanıdığı, sizin de artık isim olarak tanıdığınız Nicholas Gringa. Ve beraberindeki bir heyette Kamışlı'ya gidiyor. O kantondaki Amudi Meclisi'yle bir araya geliyor. Yine orada Rojava'daki durum ele alınıyor. Telal Yunus ziyaretinin ardından Anha'ya konuştuğu ve özel yönetimin yaşadığı güçlükleri ve DAEŞ'e karşı mücadelede Demokratik Suriye güçlerine destek vermenin önemine değindiklerini açıkladı. Nicholas Grangir, Cizre bölgesi Demokratik Özerk yönetiminin kuruluşunun 9. yıl dönümünü kutlayarak yönetimin tüm saldırılara ve zorluklara karşı gösterdiği direnişe dikkat çektiğini açıklamış. Yine DAEŞ'in bölgede imhasına kadar Demokratik Suriye güçlerine desteklerinin devam edeceklerini, destek vermeye devam edeceklerini, bölgesel istikrarın gelişmesi için de çalışacaklarını ve özerk yönetim ile Demokratik Suriye güçlerine destek her anlamda, sosyal, siyasi ve askeri anlamda destek vereceği sözünü vermiş ve Nicholas Granga görüşmenin sonunda çabalarını sürdüreceklerini ve Kuzey ve Doğu Suriye yani Rojava'ya yönelik herhangi bir saldırıyı önleyeceklerini, müsaade etmeyeceklerini sözünü vermiş. Öyle. Değerli izleyiciler, günün videosuna geçelim. Çünkü günün